Hoş geldin Emre tekrardan. Hoş Bu bulduk. altıncısını yapıyoruz sanırım bunun. Aynen, gelenek oldu. Aynen, kesinlikle. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir sinyal verdin bize. Buradaki kişiler algıladı mı bilmiyorum. Ben algıladım da. Coinbase'in 55 milyar dolar haberleri vardı. Sen dedin ki 80 milyar doların altına çıkmaz Coinbase diye. Coinbase 80 milyar dolar listing haberleri geldi. Sonra 100 milyar dolarla alım satıma başladı. Yani burada bilgi dolu bir yayın yaparken aslında insanlara farkında olmadan da kazandırdım. Yani işte herhalde artık tecrübeden mi diyeyim neden, ama biraz insan şey yapabiliyor, bir de network'ten hani başkalarıyla konuşunca. Ama evet, Direkt şey. Coinbase en büyük, hani yani Amerika tarihindeki en büyük IPO'lardan biri olma yoluna doğru gidiyor yani. Ben çok teşekkür ederim aynı zamanda paylaştığın için. Büyük bir head start oldu bu yayını izleyenlere de. Yani ben biliyorum birkaç kişi Coinbase, bizim Coinbase hissesine ulaşmamızın tek yolu şu anda maalesef FTX. Sam'den gidip alanlar oldu yayından sonra. Bana yazanlar da oldu. Onlar da mutlu, teşekkür ediyorlar. Yine hisselerden Tesla'dan bahsedebiliriz biraz. Tesla nakitinin %10'una Bitcoin aldıktan sonra Elon Musk enteresan sinyaller veriyor. Bir anda Bitcoin'e as bullshit as fiat dedi. Yani nasıl tercüme etsek fiat para kadar kötü neredeyse dedi Bitcoin'e. Öyle çevirelim. Ama tam öyle demedi. Sonra dedi ki farklı, hani daha iyi aslında dedi, ama yakın dedi yani. Aynen. Yani almost, buradaki nokta almost dedi. Yani neredeyse fiat para kadar kötü dedi. Ama buradaki anahtar kelime dedi. Neredeyse olması dedi. Ve Bitcoin'i artık övdü mü, yerdi mi? Karışık bir şey yaptı. Ne düşünüyorsun Emre bu konu hakkında? Yani bence onun da kendince mi yaşadığı, yoksa dışarıya mı vurdu, hani bu aydınlanış mı diyeyim, ne diyeyim, ama çoğumuzun hani Bitcoin'i anlamaya başlayınca benim en azından yaşadığı aydınlanış da aynı şey. Çünkü hani hepimiz sonuçta artık bu, yani bizlerin nesli, en azından hani paranın ve fiyat paranın egemen olduğu bir dünyaya doğduk. O yüzden normal, hani kripto işine girmesek hiç kimse sorgulamıyor para nedir, ne değildir vesaire. Ve hani hakikaten böyle çok, nasıl diyeyim, temelleri sağlam, ayakları yere basan bir şey zannediyoruz, ama öyle değil yani. Hani hepimiz baktığımızda işte altından tut Amerikan dolarına, Türk lirasına, Bitcoin'e kadar hepsi hani insanların bir şekilde anlaştığı ve onun dışında hani bullshit diye tabir edebileceğimiz bir mesajlaşma dili. O da bence onu dile getiriyor biraz. Yani bu şekilde, bu arada hani İngilizce'de biraz böyle bir terim var yani, hani bir şeyin baş, hani neredeyse onun kadar kötü ama aslında o kadar da kötü değil hani tarzında, illa bu şey demek değil yani, hani it's bullshit demek değil. O bence o şekilde biraz dile getiriyor. Ama buradaki önemli nokta, hani az önce de dediğimiz gibi, onun da yani Elon'un da hala hani evet, yani Bitcoin de aslında biraz, aslında yani insanların yarattığı hani arbitrary bir şey, ama Bitcoin bir paradan, normal paradan biraz daha iyi buna rağmen. Enteresandır. Bitcoin, Elon Musk'ın Türkiye'de çok ciddi bir tanınırlığı var ve Elon Musk konusunda da çok enteresan spekülasyonlar yapıyor. Kendisi yapıyor aslında. Dogecoin ile alakalı 2 günde bir yazmazsa olmuyor. O sıklık çok arttı. O frekansı çok dilimi çok ufağa indirdi. Evvelden ayda bir Dogecoin ile ilgili bir şey yapıyordu. İşte bir fotoğraf atıyordu. Şimdi 2 günde bir Dogecoin ile ilgili bir şey yazıyor. Ve artık insanlar bunun spekülasyonunu yapıyorlar burada. Mesela şimdi bugün longlayım diyor. 2 gündür yazmadı diyor. Bugün artık tweet zamanı geldi diyor Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili. Dogecoin'i daha evvel konuşmuştuk zaten. Dogecoin şaka. Peki Dogecoin ile ilgili bir planı olabilir mi Elon Musk'ın? Bir de şöyle şeyler de konuşuluyor. Çünkü Dogecoin ile ilgili en büyük problemin distribution, dağıtım olduğunu söylüyor Elon Musk. Çok az kişi de dağıldığını söylüyor Dogecoin. İleride Dogecoin ile ilgili Tesla'nın bir planı olabilir mi? Ya da Elon Valla ne desem yalan. Daha önce seninle konuşmuştuk. Zenginin oyuncağı gibi, hani bu Dogecoin konusu. Ben hala öyle olduğunu düşünüyorum, ama hani yarın çıksa Elon, Doge'u forkladım, Tesla coin Musk'ın? çıkardım vesaire. Hani ne kadar şaşırırım bilmiyorum. Hani daha kriptoda beni daha çok şaşırtan şeyler oluyor. Olabilir, ama Kesinlikle. yani ne bilgim var ne de ben, yani ben hala hani geyik yaptığını düşünüyorum, ama yani Şaşırtabilir de. Ama şaşırtıcı. çok da şaşırtmaz.
Aynen, Elon şaşırtıcı bir adam yani. Adam kendiliğinden full hani dünyanın en büyük araba firmasını yarattı şu an. Bir yandan da uzaya roket gönderiyor yani hani normal bir insan değil. Coin çıkartırsa Aynen. şaşırtmaz. Şunu sorayım bir de, tamamen farklı bir konu olacak ama Binance Smart Chain hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü Türkiye'deki hot topiklerden bir tanesi Binance Smart Chain. Herkes artık sabahları pancake yer duruma geldi. Hayatlarında pancake duymamış insanlar. Oradaki Uniswap'ın adı Pancake Swap. Herkes Pancake Swap konuşuyor. Pancake Swap da farm yapıyor. Bir yandan da şu çatlak sesler de çıkmıyor değil. Artık çatlak ses mi demek lazım? Haklı mı bu insanlar? Binance'in 21 nodu var diyorlar. Binance Smart Chain'i taşıdığı üzerinde. Binance mainnetinin. Ve bunların 19'unun Binance'in eli altında olduğu söyleniyor. Sence DeFi'nin geleceğinde Binance Smart Chain'in yeri var mı? Olabilir. Yeterince merkeziyetsiz olmayan diğer chainlerde olduğu kadar diyeceğim. Yani şimdi neden burada birkaç şeye bakmak lazım. Bir tanesi kripto o kadar büyük bir pazar oldu veya o daha da büyüyecek. Hani tam yarın çakılabilir yine ama yani sonuçta uzun vadede büyüyecek ve çok büyük bir pazar olacak. Şimdikinden 10 kat, 100 kat, 1000 kat daha fazla. Ya yani o dünyada tabii ki yeri olacak. Binance'in de daha merkezi chainlerinde hepsinin yeri olacak. Ama baktığımızda kriptonun dünyaya getireceği değişiklik Binance Chain üzerinden mi olacak? Ben onu öyle düşünmüyorum. Sebebi de şöyle, en temelinde bizim işte Bitcoin'in attığı bütün hatır sayılır kripto görüntülerin blockchain'lerin getirdiği en büyük inovasyon güven sorununu çözmesi. Yani kimsenin kimseye güvenmesine gerek kalmadan ve tamamen censorship resistant bir şekilde bu tarz para ve değerle alakalı uygulamaların geliştirilebiliyor olması. Böyle olduğu zaman böyle uygulamalar geliştirmek isteyenler Binance Smart Chain'e gitmeyecekler tabii ki. Hani Ethereum'a veya benzeri merkeziyetsiz olabilen ve işte çeşitli farklı özellikleri olabilen chain'lere gidecekler. Nitekim benim bizzat hani üzerinde çalıştığım projenin hani Coinbase gibi bir yerden geçtiğim projenin Mina olması da bununla alakalı. Hani benim şahsi sektörle ilgili görüşüm bu. Mina'da hani en merkeziyetsiz olacak chainlerden bir tanesi. Bu yüzden hani yeri olacak bir sürü copycatler geçecek vesaire ama hani inovatif bir çözüm geliştiren çok iyi bir yazılımcı orada mı yapacak işini? Hayır. Bunda hani belkileri bazen başkaları diyebilir ya ama olur mu Binance'ın çok parası var çok para verebilir vesaire. Aynı şeyi EOS'ta da yaşadık. Ne oldu? Hani her yani hakikaten kapıdan girene para veriyorlardı yazılımcıya. 4 milyar dolar raise etmişlerdi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. O da 21 node'daydı hatırlarsanız. O yüzden hani dediğim gibi yeri olacak mı? Olacak yani Binance hani bir yere gitmeyen bir şirket. Hani EOS gibi değil sadece tek işi bir tane blockchain çıkarmak değil. Ve bu ajandayı hani şey yapmaya devam edecekler Binance Smart Chain ajandasını ama yani kriptoyu da dünyayı değiştirecek şeyler bence Binance Smart Chain üzerinde çıkacağını hiç düşünmüyorum. Kesinlikle onların bir milleti olduğu için, en azından Chinese olduğu için, Çinli olduğu için bir ön yargı olacaktır bence Binance'e. Çok iyi bir şey yapmış olsalar bile. Ama EOS'la şimdi önce iki soru sormak lazım burada. EOS başarısız oldu mu? Yoksa hala onun için süreç devam ediyor mu? Çünkü EOS'la ilgili bir ek bilgi vermek lazım. EOS'un 4 milyar dolar raise etti. Müthiş para. CAC'den onayı aldılar. 23 milyon dolara resmen bedavaya CAC'den onay aldılar. Ve şu anda rezervlerinde 5 milyar dolardan daha fazla Bitcoin var. Yani müthiş bir fon yönetimi yaptı adamlar o kadar zamana rağmen. Hala daha çok paraları var. O zamanlar raise ettikleri Bitcoin'leri satmamışlar. Bitcoin olarak tutmuşlar ve Bitcoin'in yükselişinden faydalanmışlar. EOS'ta sence konular kapandı mı? Artık EOS alternatif layer one'lar arasında sıyrılma şansı yok mu EOS? Ben zannetmiyorum yani bu işler parayla olmuyor. Yani hala hani hem sektörümüz genelde hala ideolojik ilerleyen bir sektör ama onun da ötesinde yine dediğim şeye geliyor. Yani bu işe sadece hiç ideoloji olmadan sadece çok iyi bir şirket kurmak, çok paralar kazanmak için giren yazılımcılara bakarsan yani EOS'ta kurmalarına gerek yok. Gitsinler Amazon Web Services, Google Cloud vesaire orada yapsınlar işlerini. Yani EOS'un çok bir farkı yok açıdan. O yüzden hani isterlerse hani yani 10 kat daha fazla paralar olsun ben bir şey değiştireceğini zannetmiyorum.
Aynen. Binance Smart Chain'in bazı avantajları var dediğin gibi. Onlar all-in-one bir kripto şirketiler. Onun dışında Ethereum compatible'lar. Her şey uyumlu Ethereum'da Binance Smart Chain'in. Adam oraya port edebiliyor. EOS'ta ben EOS'u şöyle yorumlayamıyorum ben. Yani tamam bu desentralize değil diye adapte edilmedi değil diye düşünüyorum. Çünkü Binance Smart Chain adapte edildiyse EOS'un da dışlanma sebebi muhtemelen Binance Smart Chain'in dışlanmadığı yerde merkeziyetsizlik değildir diye düşünüyorum. EOS'un dışlanmaması sebebi. Ama para da demek ki çözüm olmuyormuş. Onların sorunu neyse bilmiyorum ben. EOS neden adapte edilmedi? Emin değilim. Binance'in tabii çok büyük bir müşteri portfolyosu var. Onunla kesinlikle alakalı. Ama yani 5 milyar dolar birçok şeyi değiştirebilir gibi düşünüyorum sektörde. EOS adına. Yani olabilir. Bunların hepsi ama yani bu olacaksa hani şuna geliyor nokta. Eğer baktık ki hakikaten yani bu merkeziyetsizlik konusu yalanmış arkadaş, kendimizi kandırıyormuşuz. Yani bunu daha önce çok yerde söylendi. Ethereum'un ya testnetine veya başka yerlerine bakıldığımızda işte TPS kapasitesi olsun başka şeyler olsun çok daha hızlı. Bunun şu an Ethereum'un yavaş kalmasının sebebi işte bu gas limitinin arttırılmaması. Onun da sebebi merkeziyetsiz kalmak istemesi. Yani hani baktık ki yalanmış bu iş. Yani minerlar hemen arttıracaklar gas limiti ve iki miner çalıştıracak biner biner TPS'de yani. Yani. O konuda o zaman Binance Smart Chain'in ne avantajı kaldı? Hani o yüzden hani bu yani biz tabii hep atıp tutabiliriz böyle konuşmalarda ama günün eninde sonunda hani gerçekte bunlar ortaya çıkıyor ve hani Ethereum 3-4 yıldır var. Binance Smart Chain adım farklı mıydı hatırlamıyorum da yani 3 sene falan önce çıktı ilk. Pek bir şey değişmedi yani. Hani o yüzden ben hani görene kadar inanmayacağım yani bu konuda çok bir değişiklik olacağını. Kesinlikle. Ben de merakla bekliyorum ne olacağını. Bu Layer 1'lar çok ciddi bir savaş içerisinde. Savaş derken herkes adaptasyon için canının dişine tırnağına artık ne diyorlardı canını dişine takmış uğraşıyor. Binance Smart Chain'in büyük bir avantajı var. Ama merkeziyetsizlik gibi büyük bir dezavantajı da var. Yani bazıları DeFi bile demiyorlar. Binance Smart Chain üzerindeki demlere. Sırf bu nedenler ötürü. O zaman merkeziyetsizliği de tartışmak lazım. Merkeziyetsizlik nedir? Herhangi birisinin network'e katılması merkeziyetsizlik tanımı için yeterli midir? Yoksa illa validatör kurabilmek mi o ağ içerisinde merkeziyetsizliğe katkı sağlıyor? Muhtemelen sen öyle diyeceksin. Kolaylıkla validatör olabilmeli network'ünüzde. Sizdeki narratif ona yakın bir şey. Çok küçük. Sadece öyle değil. Yani merkeziyetsizlik çok atılıp tutulan bir konu bugüne kadar. Bir tanımı oluşamadı hala. Yani ben de bunun üzerine çok hani hem düşündüm hem yazdım çizdim. Hani bu konuda birkaç makalem de var internette ama yani iki noktası var. Benim şu an dediğim gibi hani tam bir tanım oluşmasa da benim kafamda şey olan ve senin dediğin iki şey aslında Aytunç. Yani bir tanesi hani isteyenin validatörü olabiliyor olması, hani çok fazla paraya ihtiyacı olmadan veya işte bir limit olmadan, bir diğeri de herkesin, isteyen herkesin chain'i, burada da tanımlar biraz konuşuyor, validatör tanımına biz karşıyız. Çünkü aslında validatörlerin yaptığı şey blok üretmek, yani minerler gibi. Biz mesela blok üretici diyoruz bizim network'ümüzde. Konuya dönecek olursam, ikincisi de herhangi bir kişinin blok üretici olmadan chain'in hepsini valide edebilmesi. Yani bakıp tamam ben hani bu chain budur yani bir doğru kopyası budur ve güvenip kopya etmeye ihtiyacı olmadan kendisi doğrudan bir transaction gönderebiliyor olması veya cüzdanını kullanabiliyor olması. En önemli şey bu işin sonunda. Çünkü bu ikisi olmazsa zaten hani sıkıntı, yani çok büyük sıkıntı oluşuyor. Bir örnek vereceğim. Bu birkaç kere oldu artık şu noktada. Ethereum'da mesela chain çok büyük. O yüzden aksesi sağlayan, Ethereum chain'in aksesi sağlayan birkaç tane herkesin, her yazılımcının kullandığı servis sağlayıcı var. İşte Infura, Alchemy birkaç tane daha var. Bunlar arada bir offline oluyorlar. Çünkü bunlar normal merkezi yazılım infrastructure sahipleri. Bazen çöküyor, bir bug oluyor, bir şey oluyor. Ve bir anda bütün dapp'ler, DeFi app'leri vesaire çalışmıyor. Tamam yani çok büyük bir sorun değil diyebilir birisi ama hani chain'e doğrudan aksesin olmadıkça, o parayı istediğin zaman yaşayabileceğine emin olmadan, güvenin olmadan
yine bu bizim yaptığımız her şeyin çok bir önemi kalmıyor. Çünkü aynı mesela hani benzer sorunlar işte normal bu işte buluttaki servislerde de oluyor değil mi? İşte AWS var. 40 yılın biri çöküyor. Hani o yüzden kimse çok umursamıyor ama çöktüğünde bir anda Allah her şey duruyor. Hani o yüzden tamam o zaman aynı şeyi normal AWS'le yapalım yani. Hani önemli olan o sadece 40 yılda bir çöküyor olması değil. Önemli olan bunun garantisinin olması ve hiç kimseye güvenmeden bu chain'e direkt herhangi bir kişinin aksesini sağlanabiliyor olması. O yüzden hani bu ikisi senin dediğin şeyler bence hani kritik ve olmazsa olmazlar. Kesinlikle. Onu da insanların bilmesinde fayda var. Yani merkeziyetsizlik böyle kademeli bir şey. Siyah ve beyaz gibi bir şey değil. Tier tier daha merkezi, daha merkeziyetsiz olarak belki adımlandırılabilir, isimlendirilebilir. Burada Binance Smart Chain'in yerini de benim söylemem çok doğru olmaz. Biraz çıkar çatışması gibi de olabilir. Çünkü ikimiz de nispeten rakiplerinde, rakip demek de olmaz. Yani Binance çok büyük bir ekosistem oldu. Ben takdir ediyorum Binance'ı. Her şey var adamlarda şu anda. Mining pool'u var. Yani in-house staking'i var, exchange'i var, Amerikan exchange'i var. Bilmiyorum daha charity'si var. Çeşitli ülkelerde fiat exchange'leri var Türkiye dahil olmak üzere. 1500 kişi falan çalışıyor Binance'te şu anda. Müthiş yani. Yolları açık olsun ama dediğimiz gibi burada belirleyici olacak şey aslında bilmiyoruz biz de. Belirleyici olacak şey merkeziyetsizlik olacaksa EOS'ta merkeziyetsizlik diyebilirdik. Ben hala da belirleyici olacak şeyin adaptasyonda ne olduğundan emin değilim. Ama Binance'in ırksal bir handikapı da var yani. Sonuçta Chinese Exchange diyorlar. Huobi OKX ve Binance'e. Hiçbir zaman Coinbase kadar reputasyonu yüksek borsalar olamıyorlar topluluğun gözünde. En azından bizim perspektifimizde. Türkiye'deki bir kripto topluluğu üyesi olarak bunu söyleyebilirim. Bilmiyorum. Global olarak ne düşünüyorsun? Yani oradan biraz uzaklaştırmaya çalıştılar kendilerini. Sonuçta hani daha ziyade benim gördüğüm dünyanın geri kalanında Chinese Exchange'e yönelik soru işareti Çin hükümetinin yaptığı çeşitli zamanlarda işte CEO'ların tutuklaması, işte şirketi kapatması vesaire gibi şey konulardan ötürü var. O yüzden en azından hani Amerika'da ve Avrupa'da bildiğim kadarıyla Binance hani öyle Chinese olarak çok artık tanınmıyor. O konuda iyi ettiler. Ama ve lakin Binance'in sıkıntısı kendi yaptığı bazı hareketler. Hani kendilerini sıkıntıya sokan, hakikaten kendi topuklarına vurmak diyelim. Ve ama yani örnek verecek olursam bunlara işte gerçekten hani para dolandırıcıları veya para hortumlamaya çalışan insanlara hizmet sağladıklarına yönelik bir sürü data var etrafta. Chainalysis'in bunun için konuda çok güzel bir raporu var. Gerçekten okumasını tavsiye ederim herkese. İşte yaptıkları çeşitli ICO, IEO her ne dersen hani bunlar da yani benim bizzat bildiğim Binance'in hani kişilere yönelik yani üreticilere yaptığı çeşitli onlardan garantilemek istediği çeşitli hani nasıl diyeyim destekler var. Bunu hani daha önce çok yıllar önce başka tanıdığım arkadaşlarımdan duymuştum sektördeki. İşte bunun dışında hani bir sürü böyle soru işaretleri oluyor. Ama çok başarılı bir hakikaten iş kurmuş durumdalar ve bizim sektörümüzde bazen bunları gerektiriyor. O yüzden hani ben de hakikaten saygı duyuyorum ve kendilerini de uzun vadede düzeltiyorlar. Ama evet hani bir Coinbase kadar her şeyi kitabına göre yapmıyorlar bazen. Ama kitap hani kripto biraz bunu da sorgulatıyor değil mi insanı? Hani ya bu kitap da hangisi doğru kitap? Hani hangi birine göre şey yapayım? O yüzden yani ben açıkçası çok yargı getiremiyorum. Hani herkes işte daha hakikaten okey Huobi gibi Çinlik exchange'ler de olsun, Binance gibi arada kalan da olsun, Coinbase gibi Amerikan exchange'ler de olsun. Herkes bulunduğu duruma göre işini en iyi yapmaya çalışıyor. O yüzden göreceğiz hangi deney daha başarılı olacak. OKX'de geçtiğimiz 6 ay falan oldu. Belki de olmadı. 2020 içinde olduğuna eminim de. CEO'yu da değil. OKX'de bir de şey durumu var. Ok Group diye bir şey var. Orada Star diye bir adam var. Bunların hepsinin patronu. Onu tutukladılar. Multisig Wallet da bundaymış. İşte withdrawal'ları kapatmak durumunda kaldılar. 2 hafta falan insanlar bekledi. Çıkışları kapattılar. Enteresan bir durum oldu. Binance'de de bence de birçok süreci
profesyonelleştiriyorlar ve geliştiriyorlar. Tek şey hariç o da borsanın yavaşlığı ve ani durumlarda. Bugün mesela Bitcoin %10'dan biraz fazla değer kaybetti sanırım. Bitcoin %10 değer kaybetti ve yine Binance erişilemez oldu. Açıkçası Türkiye'nin en büyük, işte dünyanın en büyük borsasının %10'luk bir volatilitede çökmesi de iyi bir imaj bırakmıyor. İyi bir imaj sergiletmiyor yani Binance diye düşünüyorum. Bunun çözülmesi lazım. Ya çözecekler onu. Ben o konuda çok bir şey düşünmüyorum. Hani konuştuk daha önce, Coinbase'de benzer sıkıntılar yaşadı. Hala yaşamaya devam ediyor. Biraz toparladı belki. Ama hani kimileri diyebilir Binance Coinbase'den daha büyük borsa. Yani trading volume açısından evet ama müşteri kullanıcı sayısı açısından Coinbase'in hala daha büyük olduğuna yönelik çeşitli indikatörler var ve bu çökmeler de zaten daha ziyade müşteri sayısıyla alakalı. Çünkü ne kadar çok işte ürüne dışarıdan kişi erişim sağlamaya çalışırsa o kadar fazla yük oluşuyor sistemlerde. O yüzden hani Binance de sanki o seviyeye gelmiş durumda. O yüzden sıkıntıları yaşıyorlar ama düzeltilecek yani. Bu hani düzeltilemeyecek bir şey değil. Son kısaca belki fikrini almak isteriz varsa. Çünkü Türkiye'deki çok önemli konulardan bir tanesi de yanlış bir bilgi üzerine kurulan bir algı söz konusu. Ripple'ın davasının Türkiye'de bugün çözüleceğini düşünüyor insanlar. Ripple'ın işte Security Exchange Commission'la CAC ile davası bugün çok kapanacak ve işte artık ceza mı yiyecek yoksa affedilip hemen Coinbase'den release mi edilecek insanlar beklenti içerisindeler. Halbuki sadece bir ön duruşma var ve ön duruşma ile ilgili de 2 hafta evvel gelen dokümanda henüz bir uzlaşma sağlanacak gibi gözükmüyor. Belgesi de var elimizde. Bununla ilgili bir şey söylemek istersem son birkaç cümleni alalım istersen. Daha fazla gün söylemek istediğim bir şey varsa oraya değiniriz tabii ama gündemde de başka bir şey yok. Evet yani çok bilgim yok hani içeriden veya başka şekilde ama bu bir savaş olacak gibi her anlamda ve hani savaş olması demek çok uzun dava sürecine gitmesi demek. Yıllar sürebilecek bir dava olabilir. O yüzden ben kimse nefesini tutmasın diye tavsiye ederim. Ya bu da neden hani savaşa gidecek? Çünkü yani Ripple kendisi de söyledi ama hani eğer EOS gibi işte bir settle etmeye çalışırlarsa işte bilmem kaç ne kadar para verelim tamam dava iptal olsun. O zaman Ripple yani bir security olarak kalacak yani her zaman için. Ve bunu istemediklerini söylediler. O yüzden bu bir savaş haline dönecek. Bakalım ne kadar sürecek. Yani bence yıllar sürebilir. Bizde bu yanlış bilgi büyük kurumlardan yayılıyor. Şimdi bazı borsa ismini vermeyeceğim tabii. Bazı yerel borsalar şey mesela okuyayım tweet'i şeyi mail atmışlar. Bana da atmışlar. Şey demiş. Dava günü geldi. Ripple ile SEC arasındaki ilk celse başlıyor. Ripple yatırımcısı ne beklemeli? Şimdi böyle atınca videolar falan da çekiliyor. İşte biz kefenimizi giyip çıktık yola. Ripple'a ne olacaksa olsun bugün. Öyle beklentiler içerisindeler. Bunu da ufacık değinmek istedik. Uzun sürecek bir süreç bu. Ön görüşme ve ön görüşme ile ilgili zaten dokümanı yayınladılar. Herhangi bir şey çıkmayacağı belli. Ve yeni CAC yönetimiyle ilk defa görüşecek Ripple. Yani ilk daha onlar bence davayı değiştirdiler bu arada. Davanın 8 sayfa eklemişler davaya. Ne olacağını bilmiyoruz Ripple'la alakalı. Bu yanlış bilgilendirmeyi de belki düzeltmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet yani İngilizce'de bir deyim var. Buy the rumor, sell the news diye. Dedikoduyu al, haberi sat diye. Yani exchange'lerin de sonuçta iş modeli milletin spekülasyon yapıp trade etmek. O yüzden exchange'lerden gelecek, çoğu exchange'den gelecek miyala çok kalmayın derim. Kesinlikle öyle. Onlara da kızmıyoruz. Exchange'lere. Sponsor falan alacaklarsa bizim siteye. Aç koymayayım. Teşekkür ediyoruz. Emre çok güzel bir yayın oldu. 25 dakika yine tadında kapatalım istersen. Senin 45'te bir toplantın olabilir diye düşünüyorum. Aynen. Arka arkaya oluyor. Çok sağ ol Aytunç. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet.